Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün Megane dizel otomatik aracın içindeyim. Şimdi diyeceksiniz, abi bu aracı test etmiştin, ne alaka? Bayram marifesinde araç kiraladım. Kiraladığım aracın da işte kiralama izlenimlerimi, nereden kiraladım, ne kadara kiraladım gibi böyle genel bir sohbet eşliğinde size anlatmak istedim. Evet, farkındayım. Kilo aldım. Gördüğünüz gibi. İki bayram arası kilo alınıyormuş. La tatilde, bayramda derken arkadaşlar, insan yazın salıyor ister istemez kendini. Şimdi diyete başladım. Haftaya da spora başlıyorum. Güzel bir form tutacağım. Bir aksilik olmazsa. Tekrardan. Aslında bugün biraz daha farklı bir farkındaysanız başlangıç yaptım. Aracın dışını size göstermedim. İlk önce bu şekilde bir konuşma yapmak istedim. Motor soğuk, hem motor ısınsın. Biz de karşılıklı bir iletişim kurmuş olalım. Sonrasında aracın iç detaylarını, en sonunda da dış detaylarını size göstereceğim. Tersten gitmek istedim yani bir nevi. Aracı Garanta'dan kiraladım arkadaşlar. Bir ay önce rezervasyon yaptırmıştım. Online ödeme indirimi vardı. İşte biliyorsunuz, telefon operatörlerinin falan ekstra indirimleri oluyor. Zubizu indirimleri oluyor böyle. O indirimlerde de en çok işime yarayanını kullandım ve 7000'e 1850 lira dizel otomatik için. Bir de biliyorsunuz, kazanında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Güvence paketi vardı 250 liralık. Bir de güvence paketini aldım. Yani 2050 lira gibi bir, 2100 lira gibi bir bedele mal oldu bana. Online ödemede taksit seçeneğim de vardı. Taksit de yaptırdım. Bu şekilde bir alışverişim oldu. Eskiden Atatürk Havalimanı'ndan alabiliyorduk. Şimdi Taksim'den aldım. Derken böyle biraz daha süreç farklı oldu, uzun oldu. Ben C segmenti dizel otomatik olarak seçtim, C sedan. Çünkü aileyle hareket ettiğin için valiz oluyor ya da çeşitli ihtiyaçlar oluyor. Onun için daha geniş bir bagaj ihtiyacım vardı. Neyse, aracı almaya gittiğimde bana Megane mi istersiniz yoksa Elantra mı verelim dediler. Ben Elantra'yı daha önceden kullanmıştım. Daha güçlü bir motor, 7 ileri DCT, ama Megane'daki süspansiyon konforu Elantra'ya göre biraz daha iyi. Ve aile odaklı kullanımlarda daha akıcı bir araç. Halbuki mesela Elantra'nın vites oranı daha uzun. Bu aracın daha kısa. Üst hızlarda hemen bağırmaya başlıyor. Buna rağmen ben Megane'ı tercih ettim. Elantra'yı da tercih edebilirdim. Keşke etseydim demedim mi? Dedim. Şanzımanında biraz sıkıntılar var arkadaşlar aracın. Onunla ilgili de birazdan size göstereceğim ne demek istediğimi. Şöyle virajımızı dönelim. Şimdi bu kadar aslında yüz yüze iletişim kurduğumuz yeterli diye düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle kamera açısını değiştirelim ve hem yolu görelim hem de testimize devam edelim. Kusura bakmayın. Araçta sunroof olmadığı için bu şekilde bir açı tutturabiliyorum. Yoksa daha güzel bir açı olmasını isterdim. Bu açı benim de çok hoşuma gitmiyor. Araçta eko modu var. Eko modunu kapatalım. Biraz tepkileri öldürüyor. Yoksa devir bandını yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar, şunu da söylemek istiyorum. Ben bu videodan önce aslında niyetim BMW yeni 3 serisini test etmekti. Test aracı geldi. Testini yaptım ama tanıdığım olmasına rağmen bir takım gerekçelerle bana test için çekim yapamayacağımı söylediler. Daha önceden çekim de yapmıştım var. Ki eski videolarım biliyorsunuz. Ki eski bir BMW kullanıcısıyım. Sonra bununla ilgili farklı şubelerdeki tanıdıklarımı aracılığıyla, vesilesiyle iletişim kurdum. Yine bana çekim yapamayacağımı söylediler. Ben de Twitter'dan bir sistemde bulundum. Tarafıma dönüş yaptılar. Bununla ilgili bir kayıt oluşturulacağını söylediler. Hani BMW'nin yeni 3 serisine testini yaptım ama çekimini yapamadım. Şimdi bu farklı bir video. Sürüş izlenimlerini anlatmak istemiyorum bu videoda. Farklı bir videoda gerekirse anlatırız. Sizden ricam, attığım tweet'i beğenip retweet yapma şansınız varsa sesim belki biraz daha fazla duyulur. Bu şekilde belki test etmek için araca daha hızlı, daha kolay bir şekilde ulaşabilirim.
Sizden bu şekilde bir istirhamım var. Yardımcı olursanız çok makbule geçer. Ben açıklama kısmına şu anda bakarsanız Twitter adresimi yazıyorum. Orada zaten son gönderilerde göreceksiniz. Yani yeni G23 serisini ilk test edenlerden biri olacaktım. Eğer nasip olsaydı. Şimdi bu araç da arkadaşlar şöyle yol bilgisayarından göstereyim. 673 kilometre yol yapmışım. Yarım deponun bir diş üstündeydi bana teslim edildiğinde. Aynı şekilde bize teslim edersiniz dediler. Yaklaşık 220 lira kadar bir yakıt aldı araç. 680 kilometrelik ortalama kullanıma. Benim için makul bir tüketim. Çünkü mazot 6 liradan aldım ben. Ortalama tüketimin 5.8 litre gösteriyor. İnsan şaşırıyor gerçekten hani böyle düşük tüketimler elde etmeye. Yalova'ya gittim geldim. İstanbul içinde kullandım. İşte feribota bindim. Virajlı yollarda kullandım. 5 kişi, klima açık. Yani aklınıza gelebilecek bütün kombinasyonları bu aracı uyguladım arkadaşlar. Ki güzel bir tüketim elde ettiğime inanıyorum. Megane'ı bu konuda çok seviyorum. Tek sevmediğim yanı Clio'da manuelde bile 110 ile 120 ile giderken 2000 devir çevirebilirken bu araç 6. vites 2000 devirde 102 km hıza falan ulaşıyor. 104 ya da 102. Onun sebebi GPS'de 100'e denk gelmiş. İşte 3-4 km sapma payı var. Motor üst hızlarda hemen bağırmaya başlıyor. Yoksa 100'le gittiğinizde yine ekonomik. Cruise Control kullandım. 4 litrenin direkt altına iniyor 110'una gittiğinde. 3-8-4 litre arasında sakin şekilde kullandığında bu tüketimleri elde edebiliyorsun. Renault Megane sedanın ben yol tutuşunu beğeniyorum. Kötü bir yol tutuşu yok. Şöyle bakın güzel bir çizgi tutturabiliyorsunuz. İşte burada 16 jant olması biraz aracı zıplatıyor. Ki aracı ilk aldığımda arkadaşlar dar gerilliğin alemi yok deyip 38 basmışlar lastik havalarını. Seke seke benzinliğe kadar gittim. Hani setten geçiyorsun böyle iki darbeymiş de araba yapıyor. Böyle gitmeye devam ediyorsun. Anormal şişikti. Ki üstünde Turanza lastikler var. Bridgestone 205-55R16. Sert bir lastik. Baktım üstünde hafif çatlaklar var. Araba 49.000'de. Muhtemelen daha ilk lastiği. Bir lastik değişimi yapmamışlardır bu arabaya. Mesela önler 2.5. Yani şu anda o da neye denk geliyor? 34'e falan denk geliyor. 34-35 gibi bir şeye. Arkalarda 2.3. Ben bilinçli olarak düşürdüm. Hani 2.3 PSI ne kadar işe yarar ki abi demeyin. Cidden çok fark ettiriyor. Arkadaşlar şimdi sağ üstte şöyle göstereyim. Bir kart göreceksiniz. O kartta Megane ikon donanım. Dizel otomatiğini zaten test sürüşünü yapmıştım. Oradan detayları izleyebilirsiniz. Şimdi aynı şeyleri tekrar anlatmak istemiyorum. Yani bu biraz daha uzun yol izlenimi gibi olsun. Yoksa konfor, darbeymişi, donanımı ile ilgili birçok detayı zaten orada verdim. EDC şanzıman üst hızlarda atik bir şekilde takılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama setlerden geçerken arkadaşlar araç kendini öyle bir boşalıyor ki böyle setten geçtikten sonra gaz verdiğinizde araç böyle garip bir şekilde devir çeviriyor. Sonra debriyajdan çekiyor kendini bir tutunmaya çalışıyor. Beni şaşırtmaya açıkçası yetti. Ben böyle tepkiler beklemiyordum. Bakın 150 ile giderken 3000 devir çeviriyor. Yani biraz kısa kalıyor ve motor sesi artık kabine geliyor. Siz yan aynaya şu anda taktığım için rüzgar sesini biraz daha fazla hissedebilirsiniz. Bunu göz ardı edin diyeceğim. Çünkü gerçeği yansıtmıyor. Bu araç 110-120 km hızdan sonra rüzgar sesi alıyor ama o sizin hissettiğiniz kadar bir rüzgar sesi değil. Aracın direksiyonunda bir balans sorunu var. Artık herkes kiraladığı için bunu artık normal görüyorum. Çok fazla üst hıza çıkmadığınız zaman sıkıntı olmuyor. Şöyle limitörü devreye aldım. Aracı 102'ye ayarladım. Şöyle size anlık tüketimi göstermek istiyorum. Bir sağa geçelim. Hızlı giden gitsin. Anlık tüketim 1.2 litre diyor. Tabi bu gerçeği yansıtmıyor. Burada bir eğim var. Biraz daha düz bir zemine gelelim. Bakalım nasıl bir tüketim elde edeceğiz. Neredeyse 2000 devirde araç. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu aracın deposu 60 litre. Hani yakıtı biraz daha fazla aldığı için
İbre çubuğu biraz daha geç düşüyor. Bu güzel bir şey. Aslında uzun yolda ciddi bir menzil veriyor. 1000 kilometre çok rahat yaparsınız. Işık da yanmaz. Böyle 100-110 arası gidip gelirseniz. Ama böyle biraz gazlamalı giderseniz tabii 900-950 kilometrede ışık yakarsın. Hani burada sizin sürüş stiliniz de çok önemli. Hani kimisi uzun yola çıkmışım bir keyfini alayım, yakıt önemli değil, bir litre fazla yaksın der. Ki ben de biraz o tayfadayım. Çoluğa çocuğa karışınca muhtemelen biraz daha ekonomi odaklı düşünürüm. Hem de daha güvenli olur. Yani çok fazla hızlı yapmamıza gerek yok diye düşünerek. Ve bir tayfa da vardır. 90'la %'de gideyim. Ne kadar gidebiliyorum, araba ne kadar ekonomik onu göreyim kafasındadır. Valla bayağıdır gidiyoruz, hala 1.9-1.7 litre arasında böyle gidip gidip geliyor. 1.6 oldu. Şimdi eğim başlıyor. Burada tüketim 6-7 litrelere doğru çıkmaya başlayacaktır. Ben genel olarak kullandığımda 110 bareminde araç 4 litrenin altında zaten seyrediyordu. Böyle 3.5-4 litre arasında gidiyordu. Bakın 5.4, 6.2 ki klima kapalı şu anda. 6.4 bu şekilde seyrediyor. Ekonomik bir araç olduğunu söylemem gerekiyor. O 4.20 ZX Drive hem de. 190'lık iyi motor. Soldan çift çıkış egzoz var. Keyifli böyle. 400 torkum verdiği o rampayı yırtarım hissi keyifli. Yani şu araçta bile 260 tork var. Son versiyon olduğu için. Mesela şöyle aracı mesela manuelde 6'ya alayım. Şöyle gaza bastığımda ya tork bu arabayı harbiden götürüyor. Hissi oluşuyor abi ki 100'den 120'ye çıktınız. Ama o hissiyat güzel. Şöyle bir farklılık yapalım. Sağdan Akom yolu dediğimiz bu Ali Beyköy ayrımına Sütlüce'ye doğru giden bir yol var. Nurtepe yolu. Oradaki virajı ben çok seviyorum. Hani her zaman benim limit noktam orasıdır. Sahip olduğum her araçla yol müsait olduğunda limitini zorlamışımdır. Güzel bir yol. Bakalım Megane limit ve yol tutuş anlamında bize neler vaat edecek. Yol izin verirse size onu da göstermiş olurum. Sonra da bir dönüş sağlarız. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Çok uzun süreli olan videolarda insanın canı sıkılıyor. Yani bence güzel bir test 15 dakika gibi bir sürede bitebilmeli. Mesela 120 ile dönüyorum şu anda arkadaşlar. Şöyle size dijitalde daha rahat gösterebileyim. 124. 5 ile çıktım. Güzel bir hız. Memnun edeceğim. Burayı da yeni yaptılar. Oldukça güzel. Lastik öttü. Manuel kullanımda tepkiler biraz geç geliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Bakın ben vites attım. Elim direksiyona gitti. Vitesi daha yeni atıyor. Gördüğünüz gibi. Yani bir DSG şanzıman hızı beklemeyin bunda. Ben bu kadar sıkıntıyla karşılaşabileceğimi düşünmüyordum. Motor soğukken özellikle vites atarken böyle acemi bir insan vites atıyormuş. Hani robotize değil de hızlı vites atıyor yine. Ama böyle hafif silkeliyor. Setlerden geçtikten sonra veya yokuş aşağı gidiyorsunuz diyelim. Araç kendini salıyor. 10'la 20 ile giderken. Sonra gaza bir basıyorsunuz. Devir şöyle bir 4000'e doğru çıkartıyor. Ondan sonra tekrar düşürüyor. Böyle hani kendi içinde verdiği tepkiler şaşırtıcı. Ben böyle tepkiler beklemiyordum. Daha iyi bir tepki bekliyordum açıkçası. 1.6 dizel kendi kategorisi içinde sınıflandırırsak yani 120 beygire kadar olan araçlar içinde kısa oranlı şanzımanın olması çift kavramının avantajıyla emsallerine yakın bir performans sunuyor. Ama daha üst hızlarda baktığınızda beygirin biraz daha yetmediğini görüyorsunuz. Orada da kısa oranlı şanzımanla beygire hızlı yaklaştığı için yine torkla birlikte bir akıcılık sağlıyor. Özellikle 3000 devre kadar, 150'ye kadar. 150'den sonra artık hani 170-180 bandından sonra ciddi şekilde yavaşlıyor. Dışına geçmeden arkadaşlar size de göstereyim.
699 kilometre yani 700 kilometre kalan yakıtım, ortalama tüketimim. Araçta kaç kilometredeymiş? 49.898. Yani 50.000 kilometre gibi aracı teslim etmiş olacağım. Şimdi dışına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle arka stoklardan başlayalım. Bu biliyorsunuz standart gelen bir donanım. Bunlar da 205-55R16 jant lastik takımımız. Gündüz ledleri var. Gündüz ledleri güzel. Bakarsanız yakışıklı yapmışlar hani okulunda da. Bu şekilde bir araç. Farklı testler ve içeriklerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim.